aşağı yön regülatörün önlemlerinden dolayı gerçekten sınırlı kalmış durumda. Yani burada yurt dışında fırtına kopsa da iyi anlamda veyahut da kötü anlamda bizim artık borsa olarak reaksiyon yok. Seçime kadar zaten en optimal yatırım aracı şu anda kur korumalı mevduat olarak gözüküyor. Zaten kur korumalı mevduatta da seçim dönemine kadar artış trendi devam edecek. Çünkü neden? Hani birçok kurumsal rapor geliyor. Evet, ama hani kurumsal raporlara da baktığımız zaman da çok da farklı bir şey söylenmiyor. Kur zaten 18 seviyeleri de stabilde. TÜİK verilerine göre biz enflasyonda %85 zirve seviyelerini gördük. Onun üzerine CDS ve risk primi eklediğiniz zaman da neredeyse birebir bir enflasyon var. Hani 18 kuru birebir enflasyonla ilerlettiğiniz zaman da 36 seviyeleri. Kurumsal yatırımcıların da zaten raporlarında genel banka hareketi 24 ile 30 ve bazı birkaç tane raporda 30'un üzerinde çıkan kur beklentilerini bahsediyorlar. Ama onların tarafında da zaten net bir seçime ilişkin beklenti yok. Çünkü raporlarında çok yaygın şekilde şunu görmüyoruz. Şu senaryo olursa, yani Millet İttifakı senaryosunda veya da Cumhur İttifakı senaryosunda Borsa İstanbul şuradan şu seviye, hedef fiyatımız bu. 12 aylık dönemdeki yukarı yönlü potansiyel şu kadar denilemiyor. Veyahut da bu senaryolarda Borsa İstanbul'un 15 Mayıs sabahında nasıl hareket edeceğine ilişkin çok etkin bir yönlendirme yok. O zaman bu bize neyi gösteriyor? Kurumsal yatırımcılar tarafında da bu anket trade dediğimiz veyahut da anket unsurları hala bir netlik göstermediğinden dolayı Borsa İstanbul tarafında kafalar karışık. Ama şunu söyleyebiliriz, aşağı yön daha sınırlı, yukarı yönde o 5200'e doğru daha dar bir madde. Tabii burada yatırımcı eğer endeksi birebir taklit etmek istiyorsa işi profesyonellere bırakması gerekiyor. Borsa yatırım fonu veyahut da portföy yönetim şirketleri. Veyahut da ben daha iyi hisse senedi seçiyorum diyorsa hisse senedi seçiminde iyi olacak. Veyahut da halka arzlarla beraber ufak lot miktarlarıyla ekrandaki yüksek kar getirilerine odaklanacak.